Şimdi sizlere Hudutsuz Sevda'nın en akıllı ve en tehlikeli karakterini sunuyorum. Asiye Leto. Şu ana kadar Hudutsuz Sevda'ya Asiye Leto gibi bir düşman gelmedi. Asieleto herkesten daha akıllı çıkıp çoktan hamlesini yapmış ve Ceylan'ı bir ajan olarak Halil İbrahim'in ta evine kadar sokmuş. Selam dostlar, ben Nezi dedektifiniz. Bu videoda sizlerle hudutsuz Sevda'nın 25. bölümünü yorumlayacağız ve fragmandan önce 26. bölümde neler olabilir onları tahmin etmeye çalışacağız. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. Hudutsuz Sevda 25. bölüm aksiyondan daha çok gerilim yüksek bir bölüm olarak bizim için geçmişteki yerini aldı. Peki bu 25. bölümden sonra aklımıza takılanları bir konuşalım. Hatırlarsanız sizlere bir önceki analizimde şunu söylemiştim. Bu Ceylan Zeynep'i de vurmasa bari demiştim. Yani sanki ağzındaymış ya. İş döndü dolandı ve bu noktaya geldi. Asiye'nin ajanı olan Ceylan, Asiye'den Zeynep'i öldürme emri aldı. Kocasının evinde tehdit edilmesine dayanamayan Asiye, Zeynep'in kalemini kırdı. Peki Ceylan Zeynep'i öldürebilecek mi? Ya da böyle bir işe kalkışabilecek mi? Bunu konuşmadan önce kısaca bir Niyat Marten karakterine değinmek istiyorum. Yani Niyat Marten'e gözlemlediğim kadar bir karakter analizi yapacağım. Nihat Martin için Asya'dan sonra hudutsuz sevdadaki en tehlikeli düşman diyebiliriz. Daha çok ağırbaşlı, planlı davranan ama planlı davranırken de sağı solu belli olmayan bir adam. Nihat Martin'i Yılmaz'ın üstü olarak da kabul edebiliriz. Yani şunu demek istiyorum. Yılmaz Martin'in dizeye girdiğindeki etkilerini biliyorsunuz. Yılmaz'ın etkilerini 2 ile hatta 4 ile çarpın. Nihat Martin hudutsuz sevdadaki dengeleri alt üst edecek bir adam oğlunun ölümünün hesabını sadece Halil İbrahim'den sormayacak. Herkesten soracak. Herkese bir takım bedeller ödetecek. İşte o yüzden diyoruz. Nihat Marten dizideki dengeleri değiştirecek ve kartlar yeniden dağıtılacak. Geldi ve Halil İbrahim başta olmak üzere herkesin ifadesini aldı. Bir sonraki bölümde hükümlerini vermeye başlayacak. Halil İbrahim'le tabii ki savaşacak gibi görünüyor. Ancak bu savaş aksiyondan daha çok akıl oyunlarının olduğu bir savaş olacak gibi görünüyor. Yani öyle diğerleri gibi bir ton adamla Halil İbrahim'e saldırmaya kalkmayacak. Halil İbrahim'in en zayıf olduğu anı kollamaya çalışacak. Bunun için Halil İbrahim'e yakın olabilir. Aslında burada ben Halil İbrahim'i biraz hatalı buluyorum. Adam hazır karşısına gelmişken bence bu kadar dikine gitmek yerine biraz daha ılımlı gidebilirdi. Ve düşmanını tanımak için kendine zaman yaratabilirdi. Önceliğimiz ticaret deseydi savaş bizim için ikinci planda gerekmedikçe savaşmayı izleseydi mesela en azından düşmanını tanımak ve ona karşı daha sağlam hamleler yapmak ya da kendini daha iyi savunmak için zaman kazanabilirdi. Ama şimdi Halil İbrahim için işler biraz zorlaşacak gibi görünüyor. Düşmanı çok ve saldırının nereden geleceğini bilmek çok güç. Umarım en azından Ceylan'dan birazcık olsun şüphelenmiş olur. Yoksa işimiz çok zor. Kısaca biraz da Binbaşı'dan bahsedelim. Binbaşı'nın amacını bu bölümde net olarak anladım. Daha önce bu Binbaşı ne yapmaya çalışıyor diyordu. Neden Halil İbrahim'in işine bu kadar kadar karışıyor. Aslında amacı Halil İbrahim ve Oğuz'u yönlendirmek ve bu yönlendirmeyi yaparken de onları korumakmış. Yani şunu söylemek istiyorum. Binbaşı ve Halil İbrahim ne kadar zıtlaşırsa ve ne kadar fikir olarak çatışırsa bu binbaşı için çok iyi demek. Yani her şey yolunda ve ben bunları korumalıyım demek. Gelelim Ceylan mevzusuna. Hepimizin canını sıkan, sinirini bozan ve pek çoğumuzun diziden çıkmasını istediği Ceylan karakteri. Ceylan karakteri sizce Zeynep'i öldürebilecek mi? Ya da böyle bir şey kalkışabilecek mi? Lütfen yorumlarınızı yazın. Dostlar Ceylan'da böyle bir potansiyel var. Yani Zeynep'i öldürmeye kalkışabilir. Ancak başarılı olabileceğini ben sanmıyorum. Yani bu konuda başarılı olamayacağını söyleyebiliriz. Ama ben burada Ceylan'ın Zeynep'i öldürmeye kalkışmasında başka birinin zarar görebileceğini düşünüyorum. Bu kişi de Sema olabilir. Çünkü Ceylan en çok gözleyen ve sürekli gözlerini Ceylan üzerinde tutan kişi Sema. Dolayısıyla Zeynep'e yapılacak bir hamleyi önceden fark edip bunun önüne geçmeye çalışabilir ve bu konuda da Sema zarar görebilir. Aslında Asiye bu konuda çok büyük bir risk aldı. Yani Zeynep'in ölüm emrini vererek büyük bir risk almış oldu. Eğer bu hamlede başarısız olursa ki zaten başarısız olacak, bunun bedelini kocası yani Rızvan net ödeyecek. Ceylan için artık çember daralıyor dostlar. Ceylan'ın Asiye'nin acını olduğunu bizzat görmemiz artık Ceylan'ın sonunun geldiğini bizlere gösteriyor. Yani Ceylan için tünelin ucunda ışık göründü. Ancak tünelin bitmesine daha var. O yüzden birazcık daha sabretmemiz gerekiyor dostlar. O yüzden sabredeceğiz. Biraz daha dişimizi sıkacağız. Biraz daha bu Ceylan'a katlanacağız ve sonrasında Ceylan'ın gidişini hep beraber kutlayacağız. Hudutsuz Sevda 25. bölüm değerlendirmem şimdilik bu kadar. Fragman çıktığında tekrar bir analiz yapacağız. Yine üzerinde konuşacağız. Sizler de düşüncelerinizi lütfen yorum bölümüne yazın dostlar. Bana destek olmak için kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşene kadar kendinize iyi bakın.